26 Haziran işkence görenlerle dayanışma, tüm dünyada insan hakları savunucuları açısından özel ve önemli bir gündür. Birleşmiş Milletler, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya karşı sözleşme 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler 1997 yılında bu günü işkence görenlerle dayanışma günü olarak ilan etmiştir. Türkiye'nin de altında imza attığı bu sözleşme, insanın sahip olduğu onur ve değeri korumak için işkenceyi mutlak olarak yasaklar. İnsanlık ailesinin ortak kazanımı olan ve modern insan hakları hukukunun en temel kurallarından birini oluşturan bu yasak, normlar hiyerarşisi açısından üstün kural, başka bir deyişle buyruk kural niteliğindedir. Bu açık ve net belirlemeye karşı işkence, halen dünyanın pek çok ülkesinde devletler tarafından toplumlara karşı insanlık dışı bir cezalandırma ve yıldırma aracı olarak giderek artan biçimde kullanılmaktadır. Türkiye işkenceye karşı sözleşmeyi 1988 yılında kabul etmiş, Anayasa ve Ceza Kanunu'nda işkenceyi yasaklamıştır. Maalesef Türkiye'de işkence ve diğer kötü muamele pratiği olarak varlığını korumuştur. Ancak ekonomiden toplum sağlığına, ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren mevcut siyasal iktidarın her geçen gün daha da artan baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı sonucu günümüzde tüm ülke adeta işkence mekanı haline gelmiştir. Kolluk güçlerinin barışçıl toplanma ve gösterilere müdahalesi sırasında sokak ve açık alanlarda ya da ev ve iş yeri gibi mekanlarda, yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki ortamlarda yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları daha önceki dönemlerde görülmeyen bir boyuta varmıştır. Kolluk güçlerinin evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen, kural dışı, denetlenmeyen, cezalandırılmayan, siyasi iktidar tarafından görmezden gelinen, hatta teşvik edilen bu şiddeti sıradanlaşmış, gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tesis edildiği biçimiyle küresel insan hakları rejimini ayakta tutan siyasi iradenin hızla çözüldüğü koşullarda İsrail'in işkence yasağı ihlalleri başta olmak üzere Gazze'de sebep olduğu ağır insani kriz, bu çözülme sürecinin vardığı noktayı göstermesi bakımından önemlidir. Türkiye, işkenceye karşı sözleşmeyi 1988 yılında kabul etmiş, Anayasa ve Ceza Kanunu'nda işkenceyi yasaklamıştır. Maalesef ülkemizde de işkence ve diğer kötü muamele sadece askeri darbeler döneminde değil, tüm Cumhuriyet tarihi boyunca sistematik bir devlet pratiği olarak varlığını korumuştur. Ancak ekonomiden toplum sağlığına, ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren mevcut siyasal iktidarın her geçen gün daha da artan baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı sonucu günümüzde tüm ülke ve adeta işkence mekanı haline gelmiştir. Kolluk güçlerinin evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen, kural dışı, denetlenmeyen, cezalandırılmayan, siyasal iktidar tarafından görmezden gelinen, hatta teşvik edilen bu şiddetle sıradanlaşmış, gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Yıl boyunca demokratik bir toplumun temelini oluşturan ve anayasa tarafından da teminat altına alınmış olan toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini kullanmak isteyen cumartesi anneleri, insanları, kadınlar, LGBT'yi artılar, işçiler, öğrenciler, yaşam savunucuları, gasp edilen iradelerine sahip çıkmak isteyen seçmenler, siyasi partilerin, meslek örgütlerin üye ve yöneticileri, insan hakları savunucuları, farklı dini cemaat ve gruplar, mülteci ve sığınmacılar bu zalimane kolluk şiddetine maruz kalmışlardır. Özellikle son dönemde Kürtlerin yoğun yaşadığı il ve ilçelerin belediyelerine çeşitli gerekçelerle yurttaş seçmen iradesinin gaspına dayalı, ayrımcı, hukukun üstünlüğü ilkesine, insan hakları ve demokrasi değerlerine aykırı bir şekilde kayyum atanmasını, barışçıl toplantı ve gösteriler yaparak protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alındılar, hatta yargılandılar. Dolayısıyla insan hakları savunuculuğunun bir gereği olarak yıllardır sabır ve ısrarla dile getirdiğimiz bu kapsamdaki asgari talepleri siyasal iktidara bir kez daha hatırlatıyor ve ivedilikle gerçekleştirilmesini istiyoruz. Görüyoruz, susmuyoruz, mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi mutlaka yenecek. Türkiye'deki hapishaneler her dönem işkence
ve diğer kötü muamele uygulamalarının yoğun olarak yaşandığı mekanlar olmuştur. Özellikle 2015 Temmuz'unda Türkiye'nin yeniden çatışma ortamına girmesiyle başlayan, ardından o hal ilan edilmesiyle devam ederek günümüze varan süreçte hapishanelerde işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarında ileri düzeyde artışlar yaşanmaktadır. Son dönemde mimari yapısı ve gündelik uygulama rejimi ile izolasyon koşullarının daha da ağırlaştıran S tipi, Y tipi ve yüksek güvenlikli yeni hapishanelerin açılması bilhassa da Avrupa işkencenin ve insanlık dışı veya onur kırıcı ceza ve muamelenin önlenmesi komitesinin, CPT'nin yani raporlarında yer verildiği üzere İmralı hapishanesinde uygulanan izolasyonun özel biçimi kabul edilemezdir. İşkenceyi önleme yükümlülüğü öncelikle devletlere aittir. Her şeyden cezasızlık politikalarına derhal, her şeyden önce cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. Her düzeyde yetkililer işkenceyi ve işkenceyi öven, teşvik eden söylemlerden vazgeçmeli, uluslararası mekanizmaların tavsiyeleri doğrultusunda işkence uygulamalarını kamuoyuna açık bir şekilde kesin olarak kınamalıdırlar. Gözaltı koşullarında usul işkenceleri eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Gözaltı süreleri kısaltılmalıdır. Mevcut Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kaldırılmalı. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmeye ek protokol ve Birleşmiş Milletler Paris prensiplerine uygun tümüyle bağımsız yeni bir ulusal önleme mekanizması oluşturulmalıdır. CPT raporlarının tümü açıklanmalı ve tüm tavsiyelere uyulmalıdır. Cezaevi idare ve gözlem koşullarını yürütmeye doğrudan bağımlı kılan bu kurulların adeta bir mahkeme gibi hareket ederek yargı yetkisi kullanmasına yol açan tüm düzenlemeler iptal edilmelidir.